Meva Şehrin sunduğu program başlıyor. Ünsal Grup. İzleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sektör temsilcilerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bugün inşaat sektörünü konuşacağız, turizm sektörünü konuşacağız. Kiminle hemen konuğumu takdim edeyim. Bürokos Grup kurucu ortağı Ümit Bileloğlu bizimle. Sayın Bileloğlu, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle ne kadar zamandır bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2004'ten beri faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 19-20 yıl oldu. Yani aslında şöyle kendimden biraz da bahsedeyim. Ben 1970 Trabzon'da doğdum. Çok büyük bir ailenin tam ortasındayım. Yani 9 kardeş ve 9 kardeş. Öyle mi? 9 beşincisiyim. Benden büyük 4 ve benden küçük 4 kişi var. İnşaat sektörü bize biraz aileden gelme yani. Bütün aile çekirdekten yetiştirme diyorlar Türkçe'de buna. Çok genç yaşta bu sektöre, 15 yaşında ben çalışmaya başladım aslında diyebilirim. Ve o cumbucun çalışıyoruz. Daha önce İstanbul'larda, İzmit'te. 1995'te İsrail'e gittik bir vesileyle. 10 yıla yakın orada iş yaptık. Yine inşaat sektöründe. Yine inşaat sektöründe, evet. Tabii bizim aile geniş olduğu için İstanbul'da, Sakarya'da da devam ediyor bizim işler. Peki Kıbrıs'a gelme fikri nasıl ortaya çıktı? Kıbrıs'a gelme aslında İsrail'deyken bu fikir doğdu. Bu anlam planı vardı 2004'te. Sanki hissettik gibi bir şeyler olacağını burada. Ve o şekilde geldik. İşte 2003'te ilk geldik. Yerler aldık burada, arazileri. 2004'te de bunlara proje yapmaya başladık. Eurocost kuruldu 2004'te sanıyorum. 2004, 6. ayın 20'sinde. Kurulma tarihini de vereyim burada. Seneye 20. yılını kutlayacağız. Öyle mi? Evet. O zaman 2004'te kuruldu. Sonrasında inşaat sektöründe burada nasıl talepler oluştu? Siz nasıl sektöre yön vermeye karar verdiniz? Çünkü buradaki önemli inşaat sektörü temsilcilerinden birisiniz. Evet. 2004'te geldik tabii sadece biz kendi projelerimizi yapalım diye geldik. Yani öyle de başladık. Daha sonra burada şeyi de bir müteahhit firma eksikliğini de gördük. Taşörü firma ve bazı büyük firmalarda başladık şey yapmaya biz. Taşörü olarak. O sektörde de devam ediyoruz. Yani biz sadece kendi projelerimiz değil, birçok yatırımcılara da taşeron olarak çalışıyorsunuz. Evet, çalışıyoruz. Turizm sektöründe neler yapıyorsunuz şu anda? Ya bir güzel bir butik otelimiz var orada, 36 yataklı. Üretimimiz var orada, gıda üzerine. Öyle mi? Evet. Otelin adı neydi bu arada? Gilham. Üzüm balıkları var, 40 dönüm. Kendi üzümlerinizle içeceklerinizi kendiniz üretiyorsunuz. Evet, evet, aynen öyle. Peki tekrar projelerinize dönecek olursak, şu anda hangi projeleriniz aktif, hangilerini hala planlıyorsunuz? Şimdi Lavanta ve Irina olan projelerimiz aktif. Bir de rezidanslar yapıyoruz Cirne'de. V diye bir proje yaptık. Bitme aşamasında. Tekrar Siprikera diye bir isimli bir projemiz var şu an. Başlamış, devam etmektedir. Ve Kayalar bölgesinde de şu anda hazırlamış olduğumuz 120 villalık, sadece villalık bir proje var, proje aşamasında. Bu böyle sürekli devam ediyor. Yeni yatırımlar için arazi aldık. Başlamak üzere olduğumuz projeler var. Daha isimlendirmedik projeleri. Böyle yerler de var. Planlıyoruz. Yani bu sektör sürekli devam ediyor. Bir yerden yaparken bir yerden arazi alıp proje yapmak durumundayız. Çünkü talebe cevap vermemiz lazım. Ben de onu soracaktım. Yani talep çok fazla anladığımız kadarıyla. Talep, çünkü evet. İnşaat sektörü şu anda çok aktif bir şekilde burada rol oynuyor. Şu anda gerçekten Kıbrıs'ta emlak en üst düzeyde. Ben adada 20 yıldır, bu pandemiden sonraki dönem en üst dönem diyebilirim emlak durumunda. Onun için buna da cevap vermek için müşterinin talebine hızlı projeler geliştirmemiz lazım. Ve
projeleri de geliştirerek devam etmemiz lazım. Çünkü müşteri profili değişiyor. Daha farklı projeler istiyorlar. Onun için biz de yeni yeni projeler, yeni dizaynlar ortaya koymak durumundayız. Sizin bu otel projeniz zaten bilhayı dikkat çekecek sanıyorum, evet, ki değil mi? Evet. Onu bayağı projesinde uğraşıldı. Bir proje öyle kolay olmadı. O projenin adı neydi? Irina. Irina. Ne zaman, evet, Irina'yı bitirmeyi planlıyorsunuz? Bir yıl sonra. Bir yıl sonra. Bir yıl sonra site kısmı bitecek. Otel kısmı iki yılı bulur. Ama bir yıl sonra insanlar orada yaşamaya başlayacak. O biraz daha bahsedebilir miyiz? Tam olarak neredeydi yeri? Tam Lapta'da, oteller bölgesi dediğimiz bölgede, 39 dönüm arazi üzerinde. Toplamda 110 tane konut var. Bunların 20 tanesi villa, yaklaşık 30 tanesi ve 32 tanesi 2+1, 27 tanesi 3+1 ve diğerleri de 1+1 olmak üzere 110 tane totalda. Bunun içerisinde de bütün sosyal aktiviteler, spor salonu, barı, restoranı, çocuk oyunları, büyük havuzlar, çocuk havuzları, tam bir yaşam alanı. Ve bunun en güzel kısmı bu projenin tünellerin yolun alttan denize bağlaması ve bu tünel de ayrı otelin altından denize iniyor ve orada da bir ufak bir marina oluşturacağız, bir plaj oluşturacağız. Çok güzel bir proje olacak. Peki şimdi izleyenler de merak ediyorlardır. Buradaki bu villaların fiyatları nedir ortalama? Yani o zamanı düşünürsek bir yıl sonra teslim tarihi, evet, olacak. Fiyatlar da merak ediliyordur. Ortalama böyle, tabii, maliyetleri ne oluyor? Burada villaların ortalama şu an satışların diyelim 400-450 bin pound villalar. Hı hı. Çok büyük villalar olmamak kaydıyla hepsinin bireysel havuzları var. Daireler de ortalama 250 bin pound civarında, hı hı, şu anda. Ama bu projemiz maalesef diyeyim izleyiciler için hızlı bir şekilde satıldı. Şu an satış yok orada. Kapandı. Ama görüyoruz ki yatırımlarınız da devam ediyor. Devam yeni ediyor. Projeler, tabii, gelecek. Şimdi her zaman projeleri geliştirerek devam ettirmek lazım. Şimdi çünkü müşterinin beklentisi artıyor. Güzel bir proje yapıyorsun. İkinci bir projede müşteri daha iyi bir proje bekliyor bizden. Şimdi onun için Gayalar Bölgesi'nde çok daha farklı, yeri de çok güzel bir proje hazırlıyoruz. Kayalar Bölgesi tam olarak neredeydi? Kayalar Bölgesi aslında buradan 30 kilometre, Lapta'dan da 22 kilometre falan, hı hı, mesafede. Yine bu batı tarafında diyelim, bulunduğumuz yerden, hı hı, batıya kalıyor. Denize sıfır, denize üstten aşağı biraz bakılıyor ve asansörle denize iniliyor. Orada da tünel değil, orada da farklı bir şey. 30 metre yüksekte asansörle ineceğiz denize. Ya, projenin ayrıntılarını da öğreniyoruz. Orada da yine denizde bir ufak bir plaj, bir bar, restoran gibi bir yer oluşturacağız. Hem orada halka da açık olacak bu yapacağımız yer. Yani böyle çok güzel bir proje orada da güzel bir yere denk geldiniz. Ben onu soracaktım. Böyle otellerin olduğu, işletmelerin olduğu yerlerde halka kapalı olur genelde. Aslında kanuna göre öyle olmaması gerekiyor. Evet. Siz güzel bir yere değindiniz. Çünkü şimdi evet zaten sahillerin hepsi halkındır. Tabii ki. Olmaz çünkü biz tünel yaparken de hem siteden giriş var hem de sağlı sollu halka açık iki tane rampayla yol, hı-hı, bağlıyoruz ki vatandaş da gelip rahatlıkla kullanabilsin. Tabii herkesin kullanımına açık aslında. Kesinlikle. Kanunlar da bunu söylüyor ama bazı, hı-hı, işletmeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için, yani genel olarak söylemiyorum ama halka kapatıyorlar kendi alan sahillerine. Halbuki öyle değil. Bütün sahiller halka açık. Bunu da özellikle betimlemeniz, altını çizmeniz çok güzel gerçekten. Evet, Kıbrıs'ta bunun zaman zaman da polemikler oldu bu konuda. Hı hı. Otellerle vatandaşlar arasında. Hoş şeyler değil tabi bunlar. Bunları biz düşünerekten altyapıyı ona göre hazırlıyoruz. Yarın bizim vatandaşlar rahatlıkla gelip kullanabilsin o sahili. Ne kadar güzel. Bilir. Peki bu sektörlerin dışında şu anda KKTC'de yeni yatırım alanları düşünüyor musunuz? Şu anda talep olan farklı sektörler var mı? Yani adada şu an genelde inşaat ve turizm var. Şey olarak. Gıda sektörleri var. Tabii çok büyük yatırımcılarımız var o konuda. Şu anda düşüncemiz de yok. Bizim yok işimiz senin. Şu an turizm ve inşaat. Hı hı. İleride gelişmeleri ne gösterir onu tabii bilemeyiz. Tabii bunları yaparken de adada bazı zorluklarımız da var. Nasıl zorluklarımız derken daha altyapılarımız eksik adada. Bunlara da değinmek gerekiyor düşünüyorum. Hızlı şekilde altyapıya yatırım yapılması lazım. Ne gibi? Kıbrıs'ta. Hangi alanlarda ihtiyaç var? Yani elektrik gibi, kanalizasyonlar gibi, su gibi. Bunların hepsi şu an
Şu an belki yeterli görünmüyor ama yapılan projeleri göz önünde aldığımızda 1-3 yıl, 5 yıl sonra bu mevcut durum yetersiz olacak. Elektrikle ilgili bilhassa. Bunların hızlıca bir çözüme ulaşması lazım. Çünkü adada şu anda gerçekten çok fazla proje üretiliyor. Biz sektörün içinde olduğumuz için bunu görebiliyoruz ama normal bir vatandaş bunu göremiyor. Bir 5 yıl sonra adanın nüfusu çok daha artacak. Bu nüfus artınca mevcut altyapı yetersiz kalacak. Bu da burada sıkıntılara neden olacak. Bu da hızlı bir şekilde çözülmese ileride burada emlak işi biraz zayıflayacak, hatta geri katışlar da olacak. Sanıyorum şu anda zaten projeler devam ediyor hem elektrik hem su açısından ama sizin beklediğiniz, yani buradaki sektör temsilcilerinin beklediği hızda mı onu bilemiyorum tabii, onu siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var, mesela elektrik bir anlaşması yapıldı. Evet. Türkiye'den buraya gelecek. Bununla kalmaması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Çünkü bu sonuçta dışarıdan gelen bir elektrik. Yarın bir gün bu herhangi bir arızaya maruz kaldığı zaman olabilecek şeyler bunlar. Ada tamamen elektriksiz kalacak. Buna alternatif de bir şeyler üretmek lazım. Onu bir sabotaja falan uğradığı zaman, malum Akdeniz her zaman zaten durumu belli. Bunun savaşı var, depremi var, bilmem ne, bunlar hep göz önünde alarak ada içinde de elektriğin çözümünü bulmamız lazım. Hı. Sadece ona bağlı adanın elektriği olmaz, yani yanlış bir düşünce olur. Hı hı. Peki, burada kendi üretiminiz de var. Az önce söylemiştiniz gıda anlamında. Evet. Sanıyorum ki sulama konusunu düşünürsek tarımsal üretimde şu anda sulama kullanılamıyor. Siz bu anlamda nasıl yapıyorsunuz? Evet, yani onda sıkıntılar çekiyoruz bazen, taşıma olarak suyu depolama taşıyoruz, depolama yapıyoruz, o şekilde, kullanıyoruz. O da tabii bir zor oluyor biraz. Oysa ki adada su var aslında, baraj var, dolu duruyor, daha tarımda kullanılmıyor. Bu da bir an önce tarıma yönelik kullanıma geçmesi lazım diye düşünüyoruz. Çünkü bu amaçla zaten, sadece içmek için değil, tarım amaçla bu su geldi buraya. Ama da maalesef tarımda kullanılmıyor bu su. Tabii altyapıyla bir büyük sorun da yol sorunu. Ada büyüdükçe araç sayısı çoğalıyor. Bugün belki yeterli görünen yollar bile 3-4 yıl sonra yetersiz kalacak. Örnek vereyim, Esentepe, Tatlısu, Bahçeli bölgesinde. Ben 2004'te adaya geldiğim zaman da o yol yeni yapılıyordu. Ve 2005'te ve 2006'da galiba hizmete girdi şu anki haliyle. O zaman yol çok yeterli geliyordu çünkü trafikte gittiğin zaman yolda bir tane, iki tane araba görürdün. Oysa ki bugün dahi o yol taşımıyor. 3-4 yıl sonra veya bir 5 yıl sonra düşündüğümüzde o yol yetersiz olacak. Onların da çözüme kavuşması lazım. Yani bugünden onların adımı atılıp bir an önce onlar çift şerit haline gelmesi lazım. Tek şerit olduğu için sorun yaşanıyor. Tek şerit değil mi? Olduğu biz de için. O yolda kaza yaptık, önemli bir kaza yaptık hem de. Evet, tabelaların olmaması, geçişlerin tabelasız verilmesi nedeniyle bir, evet, kazaydı. Teşekkür ederiz bu arada. Yani o bölgede çünkü çok büyük projeler şu an yapılıyor. Sektörün içinde olduğum için ben biliyorum. Hı hı. 1000 konutluk, 1500 konutluk, 500 konutluk çok çok büyük projeler yapılıyor. Yarın bu sitelerde yaşam olduğu zaman da o tarafı mümkün değil. Yeterli olmayacak, büyük sorun olacak. Onun için bunların adımları bugünden atılması lazım. 5 yıl sonra çözüme uğrasın. 5 yıl sonra kapasite dolduktan sonra yapılan çözüm daha da zor olacak. O trafikte o yolların yapılması da daha zor olacak. Yani, hı, böyle beklentilerimiz var açıkçası. Hı. Umarım da olur. Umarım olur. Mevcut projelerinizden tekrar bir üstünden geçersek, şu anda en dikkat çeken projeniz hangisi? Şu anda mevcut en dikkat çeken İrina. İrina projesi. Evet. Hem otel hem aynı zamanda... Hem otel hem de denizle birleşmesi, tünelin oluşu. O projeyi biraz farklı öne çıkarıyor. Peki bu turizm sektörünü biraz düşünecek olursak, burası bir ada ülkesi, tabii ki en büyük geliri turizm sektöründen geliyor. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Buradaki hizmet sektörü nasıl aslında, onu merak ediyorum. Ya buradaki turizm sektörü genelde şu anda gazinolar üzerinde turizm, hı, sektörü oluyor. Yani 25'e yakın gazino var adada. Büyük otellerin hepsinde de bu gazinolar var. Daha çok gazino sektörü, bunu biraz aşmak lazım burada. Aslında bu gazino sektörünün adaya da çok bir faydası olduğunu da düşünmüyorum.
İnsanlar geliyor, otelde yatıyor, gazinoya iniyor. Pek piyasa bundan yararlanamıyor, bu turizmden. Çok az. Hem piyasa yararlanamıyor hem de bizim, yani çok güzel bir ada burası. Tarih açısından da çok zengin. Evet. Çok güzel plajları var. Ya buraları aslında biraz daha tarihi alanları daha çok tanıtmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Tanıtmak lazım. Restorasyon belki yapmak lazım. Bu tarihi eser olduğu yerleri, işte yollarını, yani altyapı dediğimiz altyapı. Bu olay var ya, her i̇şte şeyi bağlıyor aslında. Bunları tanıtımını yapmalı ama tanıtımı yaparken de buralara bir yatırım yapmalı. Yollarıyla, restoranlarıyla, turistin gezip gezebileceği, rahat gezebileceği alanlar yaratmamız lazım. Mesela ada gerçekten güzel bir yer ama bu konularda eksiyiz. Yani altyapı dediğimiz olay aslında bu. Şimdi ben gördüğüm kadarıyla bir yorum yapacağım. Burada Esentepe ve Lapta bölgesi biraz daha merkeze uzak ama aslında çok da güzel olan yerler. Peki sizin müşteri portföyünüz buraları nasıl görüyor? İnternet aracılığıyla mı? Reklamlar aracılığıyla mı? Nasıl ulaşıyorsunuz bu müşteri portföyüne? Reklamlar aracılığıyla ve ama son zamanlar müşteri birebir gelip ilgilenerek alıyor. Gezerek bakıyor. Evet, gezerek alıyor. Bu 2004'lerde farklıydı. Reklam üzerinden satılıyordu ama son zamanlar müşteriler bilinçlendi veya bazı değişik olaylardan dolayı güven doğmadı. Ondan dolayı gelip birebir görüp alıyor artık. Hı hı. Ve araştırarak alıyor. Firmaları araştırıyor. Şimdi de kolay, biliyorsun yani her şeyi iki parmağın tabii ucunda. Tabii internetten hemen her şeyi bakıp görebiliyorlar orada. Bu şekilde satışlarımızı yapıyoruz. Peki biraz da böyle Kuzey Kıbrıs'tan bahsedelim. Buraya gelen vatandaşlarımız, şimdi Türkiye'den vatandaşlarımız izleyecekler. Onlara neler söylemek istersiniz? Buraya geldiklerinde nereye geçsinler? Tarihi yapılar dedik mesela. Nerelere gitsinler? Esentepe bölgesi çok güzel, Lapta oldukça güzel. Buralarda nereleri gezebiliriz? Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'den gelen vatandaşlarımız, özellikle Kuzey Kıbrıs çok büyük bir coğrafya değil. Aslında bir hafta kalırsalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her yerini gezebilirler. Gezerler değil mi? Ve inanın her yerinin güzelliği farklı. Kuzey Kıbrıs ada ülkesi ve gerçekten çok güzel bir ülke. Yani Karpaz'dan ta Yeşilırmak'a kadar her yerini gezmelerini tavsiye ederim. Ben 20 yıldır buradayım. Defalarca her yerini geziyorum. Her gezdiğimde yine tekrar büyük bir zevk alıyorum. Değil mi? Keyifle gerçekten geziyorum. Çok güzel. Çok güzel bir yer. Hele bu şu mevsimlerde de havanın çok güzel olduğu yer. Sıcaklar da fazla yok. Nem oranı düştü. Kıbrıs için tam tatil zamanı. Tabii ki gerçekten çok güzel buralar. Evet. Herkesin gelip görmesi, yani tarihini öğrenmeleri lazım. Kesinlikle öyle. Ve güzelliklerini şu an görmeleri lazım. Her Türk vatandaşının Kıbrıs'ı tanıması gerekir diye düşünüyorum. Çok güzel bir coğrafyası var. Gezmeye değer bir yer ve şu anda da çok pahalı da değil. Sadece biletler biraz yüksek. Biletler yüksek ama diğer buraya geldiğinde siz de fark etmişsiniz. Türkiye'de eşit değerde burada. Evet. Şu an fiyatlar. Biletlerin yüksek olması da tabii biraz daha bu konuda yine Ulaştırma Bakanı'yla da konuşmuştuk. Kendisi de projeleri söylemişti. Fly Kıbrıs. Evet. Sanıyorum hava yolları evet. Aktif oldu artık. Biraz daha rekabet artınca bilet fiyatları da düşecektir sanıyorum ki. Aslında Ulaştırma Bakanımızdan şunu talep etmemiz gerekiyordu. Gerek burada gerek Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti burayı dış hatlarda da iç hatlara kabul etse, iç hatlar diye görse bu fiyatlar otomatikman düşecek. Düşecek değil evet. Mi vergiden dolayı? Aynen. Dış hatlar geçtiği için fiyatlar oradan yüksek. Bir ara böyle bir çalışmalar olduğunu duyduk duyum olarak ama gerçekleşmedi. Umarım gerçekleşir. Çünkü Kıbrıs'a Türkiye'den öğrenciler var mesela. Çok yoğun öğrenci geliyor. Bunlar hep yüksek ücret ödeyerek geliyor evet. Buraya. Bilet paralarını. Peki, Türkiye'den, Türk vatandaşlarından talepler ne durumda sizin projelerinize? Talep var. Bizde de var. Diğer atarımız arkadaşlar da talep var. Pandemiden sonra çok artış oldu. Türkiye'de şöyle bir talep var bir de burada. Çok arazi alan da oldu Türkiye'den pandemi sonrası. Antalya bölgesinde, İstanbul, benim bildiğim de birçok arkadaş geldi buradan. Yatırım amacı da gelmeye başladılar. Alıp proje yapıp bizim gibi sektöre giren arkadaşlar da var burada. Kıbrıs geleceği olan bir yer. Yani buraya gelen insanların bir kere hiçbir çekince yapmaması lazım. Rahat gelmesi lazım. Kıbrıs hem yaşam olarak hem insanları olarak gerçekten güzel bir yer. Bunu trafikte de, gezerken de, sokaklarda da anlamışsınızdır. Evet. Yani insanlar birbirine gayet saygılı,
kültür seviyesi yüksek. Kıbrıs yaşanılacak bir yer. Evet, yani dediğimiz gibi biz kaza yaptığımızda bile bizim çarptığımız vatandaşlar gelip suyunu alıp hemen koşup gelmişlerdi. Nasılsınız, iyi misiniz diye. Tabii, tabii. Yani gerçekten burada kültür seviyesi oldukça yüksek ve o sakinliği de çekiyor Kıbrıs'ın aslında. Yani sakin, sessiz, insanlar birbirine saygılı. Ya böyle gitmesini diliyoruz. Yok, saygılı gerçekten. Ben 20 yıldır adadayım. Gerçekten insanlar birbirine son derece saygılı bir şekilde rahat rahat yaşıyorlar. Yani rahat, rahat bir ülke. Yani bir İstanbul'la kıyasladığımız zaman oranın stresi, trafiği şeyi rahat bir yer. İnsanlar rahat yaşayabilir burada. Gelsinler. Peki sizin Türkiye'de yatırımlarınız var mı? Bizim Trabzon'da mesela. Trabzon'da yok. Trabzon'da sadece doğduk. Oradaki işte dedelerden, babalardan kalan araziler öyle durur orada. Hı hı. Yılda bir sefer, iki sefer gideriz ziyarete. Ama İstanbul'da var yatırımlarımız. Yine turizm üzerine mi? İnşaat üzerine. İnşaat üzerine. Evet. Hı hı. İstanbul'da nerede? İstanbul'da Arnavutköy, Göktürk, o bölgelerde. Hı hı. Peki önümüzdeki dönem ne gibi planlar yapıyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili? Buradaki yatırımlarınızla alakalı. Yani buradaki yatırımlar şöyle, turizmde varız. İşte bir butik otelimiz var, bir otel yapıyoruz. İleride bu otel sayısını yükseltmeyi düşünüyoruz. Ve inşaat sektöründe tabii her zaman ana işimiz olduğu için her zaman daha iyisini, daha güzel, daha büyük projeler yapmayı düşünüyoruz. Ve çalışmalarımızı da bu yönde sürekli yapıyoruz. Peki Sayın Bilaloğlu, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani izleyicilerimize bir tavsiyede bulunurum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bütün izleyicilerin gelip görmesini tavsiye ederim. Gerçekten hem gezmeye, tatil için güzel yerlerimiz var, hem de gelip burada yaşamak için de çok uygun bir yerdir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Hepsini bekleriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, bugün turizm sektörünü konuştuk, inşaat sektörünü konuştuk. Eurocoast Grup kurucu ortağı Ümit Bilaloğlu konuğumuzdu. İşin içinde tüm hızıyla devam ediyor. Meva Şehri'nin sunduğu program devam edecek. Ünsal Grup. Meva Şehri'nin sunduğu program devam ediyor. Ünsal Grup. İzleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çekimlerimiz devam ediyor. Bugün yerel yönetimleri konuşacağız. Kiminle? Hemen konuğumu takdim edeyim. Gazi Mağusa Belediye Başkanı Doktor Süleyman Uluçay bizimle. Sayın Uluçay, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Esas siz hoş geldiniz. Siz hoş ve bulduk. Ekibinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Diyorum. Yavru vatanda inşallah hem güzel program çekimleri hem de güzel bir tatil yaparsınız. Ülkemizin en güzel mevsimi. Eylül, Ekim ayları. Hem en güzel mevsimde geldik hem de gerçekten Kuzey Kıbrıs çok güzel bir ülke. Özellikle şu anda bulunduğumuz yer Gazi Mağusa gerçekten çok güzel. Sahilleri, tarihi yapısı. Öncelikle bir sizi tanıyalım, sonra bu tarihi doku hakkında biraz bilgi edinmek istiyorum. Ben tıp doktoruyum, üroloji uzmanıyım. Ankara'da eğitim gördüm, Ankara'da ihtisas yaptım. Daha sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde 28 yıl çalıştım ama hep Mausa'da kaldım. 63 yılında toplumsal olaylar nedeniyle Mausa'ya göç etti ailem. Dolayısıyla ben de Mausa'da büyüdüm ve Mausalıyım. Gazi Mausa Belediyesi'nde 10 aydır bu sorumluluğu aldım, görev yapıyorum. Hayırlı olsun, çok yeni. Sağ olun, çok teşekkürler. İnşallah güzel hizmetler yapmak nasip olur. Hedefimiz, amacımız hem şehrimize, hizmetlerimize güzel bir örnek yaratmak, hem ülkemizde belediyecilik açısından güzel bir örnek oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle yani. Peki şu anda Gazi Mağusa'nın neresindeyiz? Gazi Mağusa'ya gelmek isteyenler burada nereleri gezmeliler?
Bunlardan biraz bahseder misiniz bize? İnce Hanım Gazimausa'mız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ikinci büyük şehri. Aynı zamanda liman kenti olarak en büyük limana sahip. Gazimausa'da bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi ülkemizde kurulan ilk üniversite. Devlet Üniversitesi. Ve eğitimdeki yakaladığı kaliteyle aslında ülkemizdeki yüksek öğrenim sektöründe önemli bir katma değer yaratan üniversite. Aynı zamanda Gazimausa'nın sahilleri, kumsalları çok ilgi çekiyor, çok tercih ediliyor. Gazimausa tarihsel açıdan da çok önemli. Gazimausa Kalesi ve kale içi pek çok tarihi eserle dolu. Kalenin surları o kadar sağlam halen. Bunlar 1974'te de Türk halkının o çatışmalarda korunmasında aktif olarak yardımcı oldu. Hatta surlar dışında yaşayan Türklerin hepsi o çatışma olduğu dönemde, savaşın olduğu dönemde surlar içine toplandı bu bölgede. Bununla ilgili Baykal bölgesinde geçmişte yapılan bir tünel kullanıldı. O tünelin de restore edilmesiyle ilgili burada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, hem hükümetimiz, hem de Sayın Büyükelçimiz Metin Bey de bu konuda çok ilgi gösteriyor. Bu tüneli de turizme, gerek dış gerekse iç turizme açmak için çalışıyoruz. Ayrıca Gazimausa'mız son dönemde Maraş'ta yapılan açılımla birlikte yine gerek yerli gerekse dışarıdan gelen turistlerin önemli bir tercih noktası oldu. Yani kısacası Gazimausa'mız pek çok açıdan ziyaret edilmesi gereken bir kent, bir şehir. Peki Sayın Uluçay, dediğimiz, biraz önce de söylediğimiz gibi 10 aydır göreve geldiniz. Tekrar hayırlı olsun demek istiyorum ben. Peki göreve geldikten sonra bu yerel yönetimlerle ilgili yapmak istediğiniz ve başladığınız projeler neler oldu? Yani neleri değiştirmek istediniz? Yerel yönetimler gerçekten çok önemli. Şehrin, halkın hayatında önemli değişiklikler olumlu yönde veya olumsuz yönde olabiliyor. Biz olumlu yönde değişiklikler yapmak için çeşitli projeler üzerinde durduk ve bunlarla ilgili çalışıyoruz. Konusu, toplu ulaşım konusu, bunların önemlileri. Ama aynı zamanda Gazimausa'nın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bazı işleri başarabilmesi için çeşitli organizasyonlarımız da oluyor. Örneğin temizlik kampanyalarımız. Ve aynı zamanda devletimizin diğer kurumlarıyla da yakın işbirliği içinde hem eğitim alanında, hem şehrimizin çok zengin olduğu eski eserler alanında da Eski Eserler Dairesi ile işbirliği halinde bunların restorasyon çalışmaları, tamirlerinde aktif olarak rol alıyoruz. Biz belediyecilikte anlayışımız, kurumlarımızın yetki alanlarına girip onlarla çatışmak yerine kurumlarımızla şehrin geleceği için işbirliği yapmak. Bu yönde güzel bir örnek oluşturduğumuzu düşünüyorum 10 ayda. Bu işbirliği, birlik ve dayanışma inanıyorum ki Gazimausa'mızın sorunlarının bir kısmını çözmemizde en önemli bizim gücümüz olacak. Biz biraz önce şimdi çekim için hazırlıklar yaparken sizin de misafirleriniz vardı. Onlarla konuşmalarınızı da bir yandan duydum. Hani vatandaşın 7/24 belediyeye ulaşabilmesi için de sanıyorum bazı çalışmalarınız var. Bunlar tabii. Nelerdir? Yani belediyecilik çok canlı bir olay. Şehrin hayatı canlı bir olay. Ülkenin ikinci büyük şehri Gazimausa ve o şehirdeki birçok hizmeti yürüten Gazimausa Belediyesi'nin elbette ki hizmetlerini yaparken ortaya çıkan eksiklik veya aksamaları da vatandaşın iletebilmesi için halkla ilişkiler birimimizi güçlendiriyoruz. Orada 7/24 şikayetlerin alınıp hafta sonu veya tatil günü olmasına bakılmaksızın geri dönülebilecek bir sistem oluşturduk. Ve bütün bu konuşma ve şikayet alınmaları kayıt altına
alacak bir sistem oluşturduk. İsteğimiz ve hedefimiz vatandaşımızın karşılaştığı sorunları ilettiği zaman bunun çok uzun bir zaman geçmeden hemen etkili bir şekilde müdahale edilmesi ve çözülmesidir. Hı hı. Doğadaki yani canlarımızla ilgili sizin çalışmalarınız var. Göreve gelince ilk işlerimden biri bu olacak diye bir röportajınızı okudum. Rehabilite edilmeleriyle alakalı. Bu konulardan da biraz bahsetmek istiyorum aslında. Eğer yolunuz düşerse flamingoları çok konuştuydum. Herhalde onlardan bahsediyorsunuz. Bu yıl flamingolar ilk kez birkaç gün önce gelmeye başladı. Gazimağusa'nın sulak alanlar yönünden zengin bir şehir. İki tane önemli gölümüz var. Biri Çanakkale Göleti, biri Gülseren Göleti. Hı hı. Gülseren Göleti'nde yolunuz düşerse geçin orada. Görmeniz bile size huzur verir, dinlendirir. Hemen şehrin içinde, üniversitenin 200 metre altında, yerleşim alanları içinde bir göl, gölet. Hı hı. Çok az şehirde var. Biz bunların şehrin hayatına katılmasını istiyoruz. Bu ilk 10 ayda bu konuda adım atamadık. Gerek mali yönden olan sıkıntılarımız, gerekse bununla ilgili çevre değerlendirmesinin de yapılıp bir adım atmaktı niyetimiz. Kanalizasyon çalışmaları da bize engel oldu bu konuda. Ama inşallah bu önümüzdeki dönemde şehrimizin bu doğal güzelliklerini halkımızın, burada şehirde yaşayan insanların ve tüm ülkedeki gerek kuzey gerek güneyde yaşayan tüm insanların gelip görebileceği, zamanını geçirebileceği şekilde değerlendirecek atılımlar yapacağız. Peki sokaktaki kediler, köpeklerle alakalı bir rehabilitasyon çalışmalarınız olduğunu da duydum. Evet, evet. Çünkü önemli sokak hayvanları demek istemiyorum. Sokakların hayvanları olmaz, sokaktaki canlarımızla ilgili önemli çalışmalarınız olduğunu duydum. Çok doğru. İki türlü büyük bir problem var. Yani bir taraftan bu canlılar, bunlar da Allah'ın yarattığı canlılar, Tanrı'nın yarattığı canlılar. İşte unutmamamız gereken diğer taraftan da bu canlıların sayısının kontrolsüz biçimde artıyor olması hem o hayvanların yaşam koşulları açısından olumsuz bir durum yaratıyor. Hem de bölgede yaşayan özellikle çocuklar ve yaşlılar için problem yaratıyor. Biz bu nedenle bu sayının kontrol altına alınabilmesi için geniş bir program başlattık. Bu hayvanların kayıtlarının, gerek sahipli gerek sahipsiz hayvanların kayıtlarının yapılması. Bu kayıtların yapıldıktan sonra sahipli hayvanlara sahip çıkılmayıp bırakıldığı zaman bunların tespit edilmesi ve nüfus artışının azaltılabilmesi için rehabilitasyon çalışmalarına başladık. Barınağımız var. Şu anda yaklaşık 500 adet köpek var barınağımızda. Bu barınakta oluşturduğumuz ameliyathanede şu anda bu köpeklerimizin rehabilitasyonu dediğimiz çip takılma, kısırlaştırma ve kulaklarına Gazimağusa Belediyesi tarafından yapıldığını belirten bir işaret takma şeklinde devam ediyor çalışmamız. Bunların neticesini muhtemelen 2 yıl içinde alacağız. Yani bunlar hemen böyle birkaç ayda netice alınabilecek şeyler değil. Yani azaltma dediğiniz aslında çoğalmasını engellemek, kısırlaştırılarak. Evet, çünkü evet. Azaltma deyince farklı anlaşılabilir. Hayır, yok, onu düzeltelim. Yok. Zaten bizim yasalarımızda da böyle bir şey yok. Bizim kastettiğimiz sayının artışı ve bu artışa bağlı bu hayvanların yaşam koşullarında ortaya çıkan kötüleşme. Mesela köpek sayısı arttığı için kedilerimiz zor durumda kalıyor. Çocuklarımızın arzu etmediği görüntüler ortaya çıkıyor. Bizim de görmek istemediğimiz görüntüler ortaya çıkıyor. Yani bu dengenin kurulabilmesi için sayının mutlaka kontrol altına alınması lazım.
O yöndedir çalışmalarımız. Yani daha farklı bir şey değil. Peki. Sayın Uluçay, Maraş Belediyesi ve Gazi Mansur Belediyesi Barış Günü etkinliği düzenledi. Çok önemli bir etkinlik oldu sanıyorum ki. Önemli isimler de vardı bu etkinlikte. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi gibi, ABD Büyükelçisi'nin de katıldığını biliyoruz. Nasıl bir hava vardı orada? Bu etkinliğin asıl önemli yanı neydi? İnce Hanım, bizim bu göreve 10 ay oldu işte gelir. Göreve geldiğimizden itibaren bizim için bazı temel noktalar var. Biz bir, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun toplum içinde güçlü olması ve gözle görülür olmasını istiyoruz. Yani bunların yalnızca lafta kalmamasını istiyoruz. İki, farklı gruplar var. Gerek etnik gruplar var, gerekse dini inancı farklı olan gruplar var, gerekse cinsel yönelimi farklı olan gruplar var. Biz bütün bu farklılaşmaktan dolayı sıkıntı yaşayanlara da destek olmaya çalışıyoruz. Artı biz saygıyı da çok önemsiyoruz. Bizim için bu çok önemli. Biz bu nedenle Ramazan ayında her sene olduğu gibi kendi mezarlıklarımızı, Türk Müslüman mezarlıklarını temizlerken bu yıl Rum Hristiyan mezarlığı ve İngiliz Hristiyan mezarlıklarını da temizlettik. Ve uzun yıllardır bazı konularda geri kalınıp kontrol dışı olan bu mezarlıkların kontrol giriş çıkışını da yaptırdık. Bütün bunları biz gönüllü olarak yaptırdık. Yani bir siyaset ya da bir başka bir şey için değildi. Saygımızdan dolayı. Onlar da can. Evet, evet. Ve inanın bunu yaptığım zaman hiç aklınıza gelmeyecek. İlk beni arayan kişi bir caminin hocasıydı. Teşekkür etti bana. Çünkü o harap durumunu gördüğü zaman üzülüyordu. Bu konu bizim Güney'le olan ilişkilerimizde bizim tahmin etmediğimiz kadar önemli bir katkı sağladı. Biz hemen yanı başımızda Derinya Belediyesi ile görüşmelerimiz oldu. Daha sonra Maraş Belediyesi ile, Mausa Rum Belediyesi ile görüşmelerimiz oldu. O görüşmeler çerçevesinde de çeşitli iki toplumun bir araya gelebileceği, o saygıyı hissedebileceği, o güveni ortaya koyabileceği, iki toplumdan halkın bir araya geleceği çalışmalar yapma kararı almıştık. O çerçevede 1 Ekim'de Uluslararası Barış Günü burada surlar içinde yaptığımız ortak etkinlikte de pek çok Kıbrıslı Rum geldiler, katıldılar. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yabancı diplomatlar ve Birleşmiş Milletler buradaki temsilcisi de katıldılar. Sağ olsunlar. Bu güzel etkinlikte bizim de hedefimiz, amacımız o saygının karşılıklı gösterilmesiydi. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah devamını da getireceğiz diye karşılıklı görüşmelerimiz oldu. Mausa'nın hem Rum Belediyesi hem biz Gazi Mausa Belediyesi olarak bu konuda karşılıklı bir anlayışımız var, saygımız var. Güven de oluşuyor. Ben ümit ediyorum iki toplum arasında ihtiyaç olunan bu ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bazı yeni adımlar da atılacaklar. Peki. Önümüzdeki dönem için ne gibi projeler yapmayı planlıyorsunuz Sayın Uluçay? Bizim için Gazi Mausa'da bu kanalizasyon çalışmaları önemli bir sıkıntı yarattı. Bunların tamamlanması için önümüzde 5-6 aylık bir dönem var. Bununla birlikte biz özellikle çevreyle ilgili, sulak alanların şehrin hayatına katılmasıyla ilgili ve rehabilite edilmesiyle ilgili düşünce ve çalışmalarımız. Bunlar önümüzdeki dönemdeki önemli çalışmalarımız olacak. Ayrıca şehirde bazı bölgelerde yaşanan su sorununu temelden çözmek istiyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'den gelen su artık su kesintisi yapmadan bütün şehre vermemiz gerekirken teknik nedenlerle bazı noktalarda bu suyla birlikte kuyulardan aldığımız suyu karıştırarak veriyoruz.
Biz tercihimiz Türkiye'den gelen temiz, sağlıklı suyun şehrin her noktasına ulaştırılmasıdır. Toplu ulaşım ana hedeflerimizden bir tanesidir ve mutlaka toplumda desteğe ihtiyaç duyulan kesimlerin desteklenmesi de ana hedeflerimiz arasındadır. Mutlaka saygı içerisinde olacağız. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu da her zaman çalışmalarımızda ön plana alacağız. Peki. Şimdi ekranlarımızı yeni açan izleyicilerimiz için ben tekrar çok kısa sormak istiyorum. Röportajı bitirmeden önce. Gazi Mansur'a geldikleri zaman böyle kısa kısa bize söyleyebilirsiniz. Nereleri gezsinler, nereleri görsünler? Gazi Mansur'a geldikleri zaman pek çok alternatif var. Yani her insanın tercihleri değişik olabilir. Eski eserler ve tarihle ilgiliyseler surlar içinden daha güzel, daha zengin bir yer bulamazlar. Ama mutlaka hendek gezilsin. Yalnızca doğrudan surlar içine girilirse Gazi Mausa Kalesi'nin o muhteşem sağlam yapısı, 1974'te Türkleri de koruyan o muhteşem kale fark edilmez. Onun için tarihe meraklıysa bunu öneririm. Yine tarihe meraklıysa mutlaka Kapalı Maraş'ı görmeleri gerekir. Kesinlikle. Eğer eğlence ve zaman geçirmeyse Gazi Mausa sahilleri adamızın en güzel sahillerindendir. Bunları mutlaka öneririm. Ayrıca şehrimizde pek çok sosyal ve kültürel çalışma yapılıyor. Bunlara katılabilirler. Üniversite nedeniyle pek çok güzel eğlence mekanı açıktır. Buralarda eğlencelerini yürütebilirler. Üretime meraklıysalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sera üretiminin 2/3 Gazi Mausa Belediye hudutları içinde yapılıyor. Bunu da söyleyeyim. Tabii. Sera üretimi de ciddi bir şey. Hemen şehrin içinde, belediye hudutları içinde. Ve mutlaka sulak arazileri ziyaret etsinler. Flamingolarımız gelmeye başladı. Şehrin göbeğinde, şehrin içinde bu kadar çok sulak alan olduğu az şehir vardı. Mausa'mızın, Gazi Mausa'mızın görülecek pek çok yeri vardır. Mutlaka ziyaret etsinler. Mutlu olacaklarını, mutlaka heyecan duyacakları şeylerle karşılaşacaklarına inanıyorum. Peki son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Öncelikle tüm insanlar, bu bulunduğumuz bölgede, bu coğrafyada yaşanan onlarca yıldır devam eden acılar, savaşlar nedeniyle her şeyden önce barış diyorum. Hiç unutulmasın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'te hayatına incelediğiniz zaman hayatının büyük bir kısmı cepheden cepheye savaşlarda geçti. Balkan Savaşı'nda, Balkanlar'da. Daha sonra Trablusgarp Savaşı'nda, Libya'da. Daha sonra Suriye'de. Hayatı savaşların içinde geçen bu büyük önder hiç unutulmasın. Bize bıraktığı en büyük miraslardan biri dünyada sulh, yurtta sulh. Savaşı içinde yaşayan insanlar, biz de Kıbrıs'ta yaşadığımız için barışın değerini bilmek lazım ve bu bölgedeki bütün halklara bu barışın ulaşmasını, gerçekleşmesini diliyorum. Gazi Mausa'mızı bir barış kenti olarak, bir uyum ve huzur kenti olarak her zaman ziyaretlerine açık olduğunu, geldikleri zaman hoş geldiler. Mutlaka vakitleri varsa belediyemize de uğrayıp bir çayımızı içebilirler. Mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ulçay, verdiğiniz bilgilerden dolayı ve bu güzel ev sahipliğiniz için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Meva Şehri'nin sunduğu program sona erdi. Ünsal Grup.